Merhaba arkadaşlar. Yeni bir projeyle karşınızdayız. Projelerimi SNK Dünyası blogspot.com'dan ya da YouTube Hasan SNK kanalından takip edebilirsiniz. Yeni projem akıllı ev projesi. Bildiğiniz gibi şimdiki yeni konsept genelde otomasyon üzerinde sistemleri oluşturarak daha verimli hale getirmek. Akıllı ev projesiyle enerji verimliliğini arttırmayı ve evimizi daha verimli kullanmayı amaçladım. Bunun için de 5 alt sistem oluşturdum. Bu videoda sizlere bu 5 alt sistemi, daha doğrusu akıllı ev projemin bir ilk giriş sunumunu yapmayı düşünüyorum. Işıklandırma sistemi, enerji sistemi, alarm sistemi, havalandırma, hava kontrol sistemi ve güvenlik sistemi olmak üzere 5 alt sistem oluşturdum. Bunlardan aydınlatma sistemi yeterli ışık olması durumunda evimizin yanan fazladan lambalarını söndürecek. Aksi durumda ihtiyaç anında ışıklarımızı otomatik olarak yakmamızı sağlayacak. Enerji sistemi de ana hat haricinde farklı bir enerji beslemesi durumunda sistemimizi aktif etmeyi amaçlıyorum. Ben genelde yenilebilir enerjileri düşünüyorum ve güneş panelini düşünüyorum bu evimiz için. Güneş panelini kontrol için servo motoru yine sistemimize adapte edip en iyi açıyla güneş enerjisini üretip evimizin beslemesini sağlamayı düşünüyorum. Tabii ki küçük bir maket üzerinde çalışacağım için güneş enerjisinden daha verimli kullanacağımı düşünüyorum. Alarm sistemi de kullanacağımız infrared hareket sensörü sayesinde, yani pır sensörü sayesinde güvenlik aktif hale gelecek 30 saniye içerisinde. Sistemde bulunan tuş takımı sayesinde şifremizi girmek üzere alarm sistemi aktif olmayacak. Eğer 30 saniye içerisinde 3 kere şifremizi yanlış girersek ya da 30 saniye içerisinde şifreyi giremezsek güvenlik görevlilerine çağrı yapılacak ve alarmımız buzzer sayesinde ses çıkışı olacaktır. Hava kontrol sisteminde ise sahip olduğumuz sıcaklık sensörü sayesinde belli sıcaklık aralıklarında evimizin sıcaklığını ayarlayabiliriz. Sistemimize herhangi bir klima ya da havalandırmaya bağlayarak istenilen sıcaklık aralıklarında sahip bir eve sahip olabiliriz. Güvenlik sistemi ise genelde yaşlılar düşünerek dizayn etmeyi düşünüyorum. Ve sadece banyo gibi tehlike arz eden yerlerde kullanmayı düşünüyorum. Herhangi bir durumda ayağımız kaymasında ya da düşmemiz durumunda banyoda bu sistemi kullanacağım. Sistem kapının kapanmasıyla itibaren aktif olacak ve içeride sizin hareketlerinizi kontrol edecek. Eğer 30 dakika ya da 25 dakika gibi belirli bir aralıkta bir hareket algılamazsa sizi önce buzzer yardımıyla uyaracak ve daha sonra hala sessizsiniz, bir hareket yoksa güvenlik görevlilerine haber verilerek güvenliğiniz can kaybı olmaması için güvenlik görevlilerine haber verilecektir. Bu videoyu bir giriş ön sunum olarak düşündüm. İlerleyen günlerde ayrıntılı olarak bu sistemler sizlere aktarılacaktır. Teşekkür ederim.